Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 11. sınıflar için edebiyat videolarımıza devam ediyoruz. Hemen soruyoruz Onur hocamıza, ne var burada? Hocam, bu videomuzda Servet Fiyon'un şiirinden, Fecrati şiirinden ve Saf şiirden bahsedeceğiz. Servet Fiyon'un şiiri. Hocam, Servet Fiyon'un şiiri dönemin baskıcı rejimi nedeniyle bireysel, İçe kapalı anlayışla şiirlerin yazıldığı bir dönemdir. Çünkü o dönemde özgürlük ortam biraz sınırlandırılmıştır. Doğal olarak da o Tanzimat'ın ilk dönemindeki o toplumcu hava, Tanzimat ikinci dönemde biraz gevşedi. Servet Fiyon'un döneminde ise gençler baskı rejimi nedeniyle sanatçılar artık toplumcu konulardan ziyade, Vural hocam, bireysel konulara, içe dönük konulara ne yaptılar? Yer vermeye başladılar. Ve bu dönem şairleri Türk şiirinde batılı bir görünümde kazandırmayı başarmışlardır. Şöyle bir şey var. Hatırlayın, bizim ilk batılı dönemimiz Tanzimat'tır hocam. Tanzimat döneminde biçimsel değişiklik yapılamamıştı şiirde. Yani gazel, kaside, beyit devam etmişti. Tanzimat ikinci dönemde ufak ufak batılı bir görünüm kazanmaya başladı. Ama Türk edebiyatında şiirin batılı görünüm kazandığı ilk dönem Servet-i Fiyon'udur hocam. Orada biraz sonra bahsedeceğiz. Sone, terzarima, triole, serbest mütezat gibi yeni yeni nazım şekilleri, batılı nazım şekilleri kullanılmıştır hocam. Sone nasıl oluşturuyormuş? İki tane dörtlük, iki tane üçlük. Terzarima, üç tane üçlük, sonra tek bir mısrayla bitiriliyor. Triole ise gençler, bir tane beyit gibi ikilik var, dört dört şeklinde gidiyor. Hatta buraya bir tane de ben ekleyeyim hocam. Balat dediğimiz... Servet-i Fiyon'u da ekleyememişler. Ben ekliyorum şu anda. 3 tane uzun, 1 tane kısa bentten oluşan balatlar var. Bir de hibrit diyebileceğimiz, yani divan şiirinde de olan müstezat nazım şeklini serbestleştirerek serbest müstezat adıyla da yaygın bir şekilde kullanılmıştır Servet-i Fiyon'un şiirinde. Sen bu balat sayılır mı? Yok, bu kısa. Bunu şöyle düşün hocam. Bu 3-3-3 ya. Bunun balattan kastım şu. Mesela 6 dize, 6 dize, 6 dize, sonra 3 dize. Anladım. Uzun bir kısa. Servet-i Fiyon'un döneminde aruz Türkçe'ye başarıyla uygulanmış, nazım nesle yaklaştırılmıştır hocam. Peki nazmın nesle yaklaştırılmasından kastımız nedir? Görüntü olarak şiir ama bize aynı zamanda bir hikaye olay anlatılıyor. Özellikle Tevfik Fikret bunu başarmıştır hocam. Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir ki Servet-i Fiyon'uncuların üstadı, onları yönlendiren kişi hocam Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Tanzimat döneminde hatırlayın gençler, göz için kafiye, kulak için kafiye tartışması yaşanmıştı. Ki bu biliyorsunuz şeyle alakalı, Arap alfabesindeki harflerle alakalı bir tartışma. Doğal olarak bunlar da Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileri oldukları için kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir. Ve o dönemde iki akımın etkisi, Servet-i Fiyon'un şiirinde iki akımın etkisi görülüyor. Birisi Parnasizm, diğeri ne hocam? Sembolizm. Hatırlayın, bunu ilk videolarımızda anlatmıştık. Parnasizm deyince aklınıza dış güzellik ve resim sözcükleri gelsin. Yani bir nevi şiirle resim yapmaktır hocam Parnasizm. Özür diliyorum. Burada betimlemeleri mi çok yapmıyor? Tabii ki. Aynen. Şiirle resim yapmak. Yoksa resim çizmeyecekler. Yani. Yok. Tabii ki canım. Yani o şiirle resim yapmadan kasıt, o şiiri okuduğun zaman tablo gibi sahne gözünde canlandır. Sembolizm ise adı üzerinde sembollerle bir şeyler anlatmak. Anlam kapalılığı ve müzikaliteyle beraber şiir yazılmışsa o da nedir? Sembolizmdir değerli gençler. Arapça, Farsça sözcüklerle yüklü son derece ağır bir dil kullanılmıştır ki Servet-i Fiyon'un döneminin en çok eleştirilen tarafı, bunu unutmayın gençler, çok ağır bir dil kullanmalarıdır. Şimdi divan şiirinin dili zaten ağırdı değil mi hocam? Tanzimat döneminde dili sadeleştirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Tanzimat ikinci dönemde sade dil anlayışı terk edildi. Servet-i Fiyon'un da ise dönemin baskı rejiminin de etkisiyle sanatçılar artık illallah edip tamamen ağır bir dil. Hocam o kadar ağır ki bırak halkın ya da anlamasını, okuma yazma bilen kişilerin bile anlayamayacağı derecede son derece ağır bir dil. Arapça, Farsça kullanıyoruz. Yok, onlar da anlamıyor. Tabii tabii, onlar bile anlamıyor. Arapların bile anlayamayacağı kadar. Peki içerik olarak ne vardır dersek hocam? Melankolik, yani hüzün değil mi? Duygusal, karamsar şiirler yazılmıştır Servet Fiyon'un döneminde. Dönemin iki önemli şairi var. Birisi Tevfik Fikret, diğeri Cenap Şahabettin'dir gençler. Şimdi o dönem şiirinden bahsettik ya, nasıl biraz zihnimizde canlansın diye bir örnek verdim hocam. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyamı nevbaharı arar. Ey kulübün surudi şeydası, ey kebuterlerin naşideleri, o baharın bu işte ferdası, kapladı bir derin sükuta yeri karlar, ki hamuşane dembedem ağlar.
Adam bak, yazmış değil mi? Bir şey anlamadım ama. Ama akıyor. Bu dönemler. Bu dönemlerin şiirleri okunuz. Ben hep Eminönü'ne gidiyorum. Tabii işte. Sahile gidip martıları seyrediyorum. Şu anda uçuyorsun Vural. Şimdi bunu kim yazmış? Cenab-ı Şahabettin. Hatta bu Elhan-ı Şita şiiridir. Bu şiirin şöyle bir özelliği var. Yeri gelmişken söyleyelim. Öyle bir ölçüyle yazmış ki hocam. Öyle bir tınısı var ki aslında karın yağışı. Kar evet. Yağışındaki o sesi de burada vermeye çalışmış Cenab-ı Şahabettin. Evet, iki önemli şairimiz var demiştik. Birisi Tevfik Fikret, diğeri Cenab-ı Şahabettin. Tevfik Fikret'le başlıyoruz. Tevfik Fikret kendisini fikri, irfanı, vicdanı hür bir şair olarak tanımlar. Ki biliyorsun Atatürk'ün de öyle bir sözü var hocam. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gençlik istiyoruz diye. Buradan etkilenmiştir zaten Atatürk. Bu arada gençler şunu da söyleyelim. Atatürk'ün o dönemden en sevdiği şairlerden birisi kimdir? Tevfik Fikret'tir. Hatta hani Atatürk'ü etkileyen, fikir açısından etkileyen iki edebiyatçı kimdir deseler hocam, bence bunlardan birisi Tevfik Fikret, diğeri şeydir, Ziya Gökalp'tir. Hı hı. Türkçülük düşüncesinde daha çok Ziya Gökalp'ten, batıcılık düşüncesinde ise Atatürk daha çok Tevfik Fikret'ten etkilenmiştir diyebiliriz. Hocam Tevfik Fikret tüm yaşamını demin anlattığımız özellikle bireysel, sanatsal şiirler yazarak geçirmemiştir. 1901'e kadar bireysel şiirler yazmış. Servet Fiyun'un çizgisiyle. 1901'den sonra da artık sıtkı sıyrılmış. Ya artık çünkü fikri hür, vicdanı hür, artık dayanamamış. Ses çıkartmaya başlamış. Dönemin baskıcı rejimine, o dönemdeki haksızlıklara, yönetim eleştirilerine ne yapmıştır? Başlamıştır. Demek ki Tevfik Fikret 1901'den sonra aynı zamanda toplumcu şiirlerde ne yapmıştır? Yazmıştır. Şiirlerinde hangi akımın etkisi vardır? Parnasizm. Parnasizm neydi hocam? Resim. Bu arada şunu da söyleyelim. Tevfik Fikret aynı zamanda ressamdır. Şimdi sen bunu söyleyeyim benim karım o yüzden bir resim çiziyor acaba? Tabii ressamdır. Hatta seninle beraber gitmiştik ya Kuş Aşiyan adını verdiği bir evi var. Çok da güzel bir orada şair olmayasın da ne olasın değil mi hocam? Yani. Hatta o evin mimarı da yine Tevfik Fikret'tir. Kendisi çizmiştir onu da söyleyelim. Tevfik Fikret toplumun kurtuluşunu Batı uygarlığında bilim ve fende, laiklikte görmüştür. Hatta bu görüşlerin neticesinde edebiyatımızın başka önemli, değerli bir şairi olan Mehmet Akif Ersoy'la ideolojik bir tartışmaya da ne yapmıştır? Ki buna polemik denir o dönemde. Hı hı. Polemiğe de girmiştir değerli gençler, onu da söyleyelim. Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulamış, Nazm-ı Nesr'e ne yapmıştır? Yaklaştırmıştır. Eserlerine gelecek olursak, Rubab-ı Şikest'e bireysel. Hani dedik ya, 1901'e kadar sanat sanat içindir. Sonra ondan vazgeçtiği zaman Rubab'ın Cevabı dediğimiz toplumcu şiirler var. Şermin hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sorular da gelir hocam. Kimler için yazmış? Çocuklar için. Bir de dönemin gençlerine ithafen aslında hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit var ya, oğlum sana söylüyorum, tüm gençler siz işitin anlamında Haluk'un Defteri adında bir şiir kitabı da vardır. Gençler için yazmış olduğu Tevfik Fikret'in. Bunun dışında tek tek bazı önemli şiirleri de var hocam. Mesela Sis. Burada çok önemlidir. Sis bir İstanbul tasviridir ve Sis'te bir ilk yaşanmıştır hocam. Şimdi İstanbul hep güzellikleriyle anlatılır ya edebiyatımızda. Şöyle güzel, böyle güzel falan filan. İlk defa bir şair İstanbul'u kötülemiştir Sis şiirinde. Hı. O dönemin baskı ortamı, baskı rejimi neticesinde o hissiyatla burada Tevfik Fikret İstanbul'u kötülemiş, eleştirmiştir. Onu söyleyelim. Ferda, Balıkçılar, Bir Lahzay Tahür, Tarihi Kadim, 95'e doğru, Han-ı Yağma gibi. Ki bu Han-ı Yağma da çok eleştirel, sert bir şiirdir. Yiyin efendiler, yiyin. Bu Han işte sizin doyuncaya, tıksırıncaya, aksırıncaya kadar yiyin deyip o dönemin rüşvetçilerini de ne yapmıştır? Eleştirmiştir. Geldi kime? Cenab-ı Şahabettin'e. Şimdi Tevfik Fikret neydi? 1901'e kadar sanat sanat için, ondan sonra toplumcu, hatta çok sert şiirler yazmıştı. Cenab-ı abim ise kardeşim benim o işlerde bir durumum yok. Ben yaşamım boyunca hangi ilkeyi savunacağım dedi. Sanat içindir ilkesini savunacağım. Et diye süt diye karışmayacağım. Hep bireysel şiirler yazacağım demiştir. Hatta hocam Cenab-ı Şahabettin aslında doktordur. Hatta tıp eğitimi için Fransa'ya gitmiş. Orada ortamlara takıla takıla, düşün orada panellere katılıyor, Baudelaire'le tanışıyor falan filan Fransız şairlerle. Dolayısıyla şiire de ilgi duymaya başlıyor. Bunun neticesinde hem parnasizm hem sembolizm akımını Türk şiirinde uygulayan ilk abimiz de kimdir? Cenab-ı Şahabettin'dir. Bunu da söyleyelim değerli gençler ama şiirlerinde daha çok ne etkisi vardır? Sembolizm. Tevfik Fikret, parnasizm. Cenab-ı Şahabettin, sembolizm. O güne kadar kullanılmayan yeni tamlamalara şiirlerinde yer vermiştir. Mesela saati semen fam, Yasemin kokulu saatler.
Hayda. Lan saat bir de Yasemin kokulu. Ne alakası var? Değil mi? Berfi Zerrin. Altın kar. Uydurmuş. Tamam, ben de sanatlı kardeşim. Civa yağmurla. Hafı siyah. Siyah koku. Yani hayır, kokunun siyah olması. Yani dedik ya, o zamana kadar kullanılmamış tamlamalar ya. Çünkü kendi kafasında yazmış. Ama işte bu şeyler. Sembolizm etkisi. Anlam kapalılığı yaratacak ya abimiz. Tamam. 1908'den sonra nesir türünde eserler de yazmıştır. Dili çok ağırdır doğal olarak ve sanat yaşam boyunca dilini sadeleştirmemiştir. Tamat, Evrak-ı Leyal, Elhan-ı Şita gibi önemli şiirleri var. Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları gezi türünde yazılardır. Yalan, körebe, tiyatro türünde yazılardır. Tiryaki sözler ise özdeş türünde bir eseridir kendisinin. Yani uydurmuşlarken şaka yaptım. Çocuk aşırı hassasiyet göstermeyin. Fecr-i Atiş şiirine geçiyoruz hocam. Hı-hı. Fecr-i Atiş şiiri aslında Servet-i Fünun şiirinin kötü bir taklidi olmuştur maalesef. Onun üzerine pek çıkamamış bir şiir anlayışıdır. Ana ilkeleri sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kardeşim ulvi bir şeydir. Önemli bir şeydir. Onun için sanat ya da şiir boş vakit geçirmek için bir araç değildir. Şiir yazacaksanız adam gibi yazın demek istiyorum yani o anlamda ve şahsi yani kişi özgüdür. Kişinin kendi duyguları, düşünceleridir. Yani sanatın bir şeyler anlatmak gibi bir derdi olamaz. Kişi ne istiyorsa onu yazar gibi bir anlam var. Sanat şahsi ve muhteremdir. Fransız edebiyatı etkisinde Servet Fünun çizgisinde şiirler oluşturmuşlardır dedik. Sembolizm etkisiyle gerçeklerden ki burada zaten yine ne etkisi var hocam? Sembolizm. Hı hı. Yine bireysel konular nedir? Gerçeklerden kaçıp hayale sığınma, akşam kızıllığı, durgun göller, sararmış yapraklar gibi temalarda şiirler yazılmıştır Fecr-i Atiş'te değerli gençler. Ama dediğim gibi Servet-i Fünun'un üzerine pek çıkamamış, kısa sürede ne yapmıştır? Dağılmıştır. Kısa sürede dağılmasının en büyük nedenlerinden birisi de Vural hocam, gümbür gümbür milli edebiyatın gelmesidir. Milli edebiyat gelince işte geliyor. İşte özel harekat. Evet, milli edebiyat geldi ve burayı dağıttı. Zaten Fecr-i Atiş içindeki pek çok sanatçı direkt neye geçti? Milli edebiyata geçti. Hı-hı. Ve Fecr-i Atiş dağıldı. Ama Fecr-i Atiş demek kim demektir? Ahmet Haşim. Ahmet Haşim demektir hocam. Ahmet Haşim de çok büyük bir şairdir. Ahmet Haşim tüm şiirlerini neyle yazmış? Aruzla. Aruzla yazmış. Arapça, Farsça yüklü ağır bir dil ne yapmıştır? Kullanmıştır. Piyale adlı bir kitap yazıyor hocam. Bunun ön sözün, burnun ön sözünde bir yazı var. O yazının başlığı ne? Şiir hakkında bazı mülahazalar. Yani şiir hakkında bazı görüşlerim gibi bir yazı var. Bu yazı çok önemli arkadaşlar edebiyatımız açısından. Çünkü bu yazıyla beraber Türk edebiyatında neyin temelleri atılmıştır? Saf şiir. Biraz sonra zaten saf şiir anlatacağız. İyi ve mükemmel şiir yazmak. Sembolizmden de etkilenmiştir Ahmet Haşim. Hatta bu yazıda iki şey söylüyor hocam. Bunun üzerine biraz duralım. Diyor ki Ahmet Haşim, şiirde anlam aramak bülbülü eti için vurmaktır. Ne demek istiyor burada Ahmet Haşim? Şiirde anlam var ama bülbülü çünkü eti için vurmuyorsun. Bülbülün bir güzelliği var. Bülbülü onun için istersin. Sesi var. Vay be. Ahmet nasıl Haşim. Destekledim? Ahmet Haşim olsa bir olan anlarım. Şiirde anlam var ama. Şimdi burada. Çünkü niye? Bülbül güzel sesli bir kuş. Evet. Değil mi? Ama küçük bir kuş. İşte sen bülbülü öldürdün, vurdun. Eti senin karnını doyurur mu? Doyurmaz. Ama sesinden mahrum kalırsın. Evet. Onun için şiirde de anlam aramayın kardeşim. Şiir bir müzik kalitesi var. Oraya bakın demek istiyor. Hatta şiir söz ile musiki arasında sözden çok musikiye yakındır demiştir Ahmet Haşim. Eserleri Piyale ve Göl Saatleri şiir. Gurabahane-i Laklakan bize göre deneme türünde yazıları ki bunlar batılı tarzda yazılmış ilk başarılı denemeler olarak kabul görür. Frankfurt Seyahatnamesi Gezi ki ömrünün sonlarında orada bir hastanede kalmıştır. Evet. Bu dönemde iki kişi daha var verebileceğimiz. Birisi Tahsin Nahit, diğeri de Emin Bülent Serdaroğlu. Tahsin Nahit Adalar Şairi olarak bilinir. Önemli eseri neymiş hocam? Ruhi Bikayet. Emin Bülent Serdaroğlu ise aynı zamanda futbolcudur arkadaşlar. Hatta Galatasaray Spor Kulübü'nün ikinci kurucusudur Ali Sami Yen'den sonra. Ve Fenerbahçe gol atan da ilk futbolcu kimdir? Emin Bülent Serdaroğlu'dur. Bunu bu detayı da söylemiş olalım. Lazım. Victor Hugo Mavi Gözlü Yunan Çocuğu diye bir şiir yazıyor. Türk-Yunan savaşlarında Yunanları destekleyen Emin Bülent abimiz buna karşılık ne diyor? Kin şiirini yazarak onun karşılığını vermiş oluyor. Geldik saf şiire. Saf şiirin diğer adı neymiş hocam? Öz şiir. Şimdi saf şiir deyince genellikle öğrencilerimiz şunu anlıyorlar hocam. Saf şiir nedir diyoruz? %90 cevap şu oluyor. İşte sade dille yazılan şiir. Hayır. Saf şiirde şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Mesela saf altın.
Full şiir böyle. Bir de şöyle saf altın dediğin zaman aklına ne geliyor? 24 ayar. Ve değerli değil mi? Evet. Altının en değerli şeyi nedir? Saf olanıdır değil mi? İşte saf şiir de şiirin en değerli olanıdır. Öyle olduğu için saf şiir anlayışını benimseyenler iyi ve mükemmel şiir yazmaya çalışır. Kardeşim yazacaksan adam gibi iyi ve mükemmel şiirler yaz der. Kimciler? Saf şiirciler. Şiiri soylu bir sanat olarak görürler. Toplumcu meselelere değinmezler. Neden? Çünkü saf şiirde önemli olan şiirin kendisi değil mi hocam? Evet. Şiir bir meseleleri, toplumcu meseleleri anlatmak için bir araç olarak kullanılabilir mi? Hayır. Yani. Saf şiircilere göre hayır. Niye? Çünkü sen güzel şiir yaz, mükemmel şiir yaz. Şiiri araç olarak kullanma derler. Peki, saf şiiri kabul edenler sence nazmın nesre yaklaştırılmasını isterler mi, istemezler mi? Nazmın nesre yaklaştırılmasını istemezler. İstemezler. Niye? Çünkü o zaman şiirsellik diyor. Onun için şiir ön plandadır diyor. Ve saf şiirde hangi akımın etkisi var? Sembolizm. Sembolizm, anlam kapalılığı, müzikalite ön plandadır. Şiirin biçimsel güzelliği önemsenir. Aşk, ölüm, melankoli, akşam kızıllığı, hayaller üzerine durulur ki bunun temellerini atan zaten Ahmet Haşim'dir. Mesela hocam bak. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan, hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Gitti mi yine adalara? Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakarlar gözleri nemli, bir çare gönüller ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. İşte bu nedir? Saf şiirdir. Baktığımız zaman. Saf şiirdeki önemli abimiz kim? Yahya Kemal Beyatlı. Bağımsız şiirler yazmış. Bu şu anlama geliyor hocam. Yahya Kemal Beyatlı sanat yaşamı boyunca belli bir topluluğa, sanat anlayışına bağlı kalmamıştır. Kendi tarzını ortaya ne yapmıştır? Koymuştur. Ama çok önemli bir şeyi başarmıştır Yahya Kemal. Şimdi Tanzimat'tan beri şairlerimiz hep şu ikilemde kalmış. Hani eski şiir geleneğimiz var, divan şiiri, bir de batılı şiir var. İkisini sentezlemekte zorlanmışlar. İşte bu sentezi başarabilen en önemli kişi kimdir? Yahya Kemal'dir. Hem yani, sade. Tabii bak. Bir de şöyle bak. Mesela beyit şeklinde yazmış. Gördün mü? Yani, aruzda ha, tabii ki. Aruzda da hem bütün şiirlerine bir şiir hariç aruzda yazmıştır. Görüntü itibariyle bak divan şiirine de benziyor ama içerik ve tarz itibariyle batılı şiire de benziyor. Dolayısıyla bu ikisini sentezlemeyi başarmıştır. Şiir yazma konusunda Yahya Kemal aşırı titizdir. Hatta hocam bazen bir sözcük için aylarca beklediği olurmuş Yahya Kemal. Beğenmiyor sözcüğü orada. Bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Ama bu titizliği... Tabii yayın evi basmıyor, kitabı basmamız lazım. Hayır, kitap da basmıyor. Ona yere gelelim. Çok da şöyle dağınık bir insanmış Yahya Kemal. Böyle hep etrafa saçarmış şiirlerini. Belli bir düzeni yokmuş. Zaten kendi hayattayken şiir kitabı basılmıyor hocam. Öldükten sonra öğrencileri toplayıp kitap haline getiriyor. Böyle bir durumda var. Nazmın nesne yaklaştırılmasına karşı çıkmıştır. Tam bir İstanbul aşığıdır. Kendisine İstanbul şairi de diyebiliriz. Hatta şöyle klasik bir olay var, onu da anlatalım. Yahya Kemal Ankara'da milletvekilliği yapıyor. Tabii Ankara'da yaşamak zorunda kalıyor. Bir ara gazetecilerden biri soruyor, efendim diyor, Ankara'nın en çok neyini seviyorsunuz diyor. Yahya Kemal de diyor ki İstanbul'a dönüşünü diyerek İstanbul sevdasını ortaya koymuş oluyor. Türkçe ağzımda annemin sütüdür sözüyle ana dilimize verdiği önemi ortaya koymuştur. Akıncı, Mohaç türküsü gibi şiirlerinde Türk tarihinin parlak sayfalarını da işlemiştir Yahya Kemal. Hocam tüm şiirlerini aruzda yazmış, hemen hemen bir şiiri hariç. Neymiş o şiir? Ok. Ok. Bu da sınavda karşınıza çıkabilir. Eserlerine gelecek olursak ki bunlar kendisi öldükten sonra kitap haline getirilmiştir. Kendi Gök Kubbemiz, Eskişehir'in Rüzgarıyla, Sessiz Gemi, Açık Deniz, Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiir türünde eserleridir. Aziz İstanbul, Eğil Dağlar ise nesir türünde eserleridir Yahya Kemal Beyatlı'nın. Diyoruz, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili arkadaşlar, yeni videolarımız gelecek, yazılarınız yaklaştı. Çalışmaya ara vermeyin, bizler sizler için çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.